İyi günler arkadaşlar. Ben Sefa Cersoy. Bugün sizlere Monokrama oyununu seri halde çekeceğim. Bir Türk oyunu Monokrama ve ilk defa oynayacağım. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. Uzun zamandır beklenen bir oyundu. Yani özellikle bizim tarafımızdan ve videolarında gayet potansiyeli olduğu görülüyordu. Hatta Steam'de Greenlight'a girdi ve artık yine Steam'de karşımızda. Çok basit bir yapısı var oyunun. Yani hareketsel olarak basit bir yapısı var. Kontrol ya da alt tuşuyla aksiyona giriyorsunuz. İşte oklarla yürüyorsunuz. Yukarı okla da zıplıyorsunuz. Space'te de kardeş taşı durumu var. Ben de ilk defa oynayacağım oyunu. O yüzden nasılmışız? Düz yürüyünce kalkmıyor. İlla zıplayacağız. O yüzden hani bazı yerlerde takılmalarım olabilir. Hani ikimiz neyse artık hep beraber öğrenmiş olacağız oyunun oynanışını. Güzel grafikler. Hiç sallanmayacağım. Şuradan yardırabiliyorsak yardıralım. Evet. İpte yürü. Arkada da uçurtmamız uçuyor. Kardeşcağızım benim. Bir tutorial tarzı bir şey yapıyoruz tabii ki şu anda. Oyunu öğrenmek açısından. Bir puzzle durumu var. İlk başarımı kazandık. Yani puzzle durumu var oyunda. O yüzden tam çözüm halinde çekeceğim videomuzu. Grafikleri güzel. Hani Limbo'yu andırabilir size ama gayet hoş tasarımlar, ortam tasarımları yapılmış. Bakınıyorum şu anda şeylere, animasyonlara falan. Dediğim gibi gerçekten hiç oynamadım. Puzzle'ları yani bu şekilde kolayca yaparsam ya şanstır ya da diğer oynadığım puzzle oyunlarından gelen tecrübeden kaynaklıdır. Kırmızıyı görüyorsunuz arkada yanıyor. Evet, bana Chroma. Chroma. Yardırıyoruz şu anda. Kardeşcağızım nereye gitti? Heh, geldi. Bu değil mi kardeş? Budur herhalde. Allah, ne oluyoruz? Korktum. Oy oy canım. Git. Tepeme çıktım. Kendi başıma gidebiliyor muyum? Gidebiliyormuş. Gel tepeme çık tekrar. Üzüldüm de kardeş benden büyük neredeyse. O nasıl kardeşse? Zıplayabiliyoruz kardeşi taşırken. Evet, dediğim gibi güzel. Niye burada bırakalım madem bırakmamızı istiyor. Güzel bölüm tasarımları var oyunun. Gerçekten hoşuma gitti. Yetiştik. Aşağı değildir herhalde, yukarı çıkacağız. Evet. Ama aşağı mı gideceğiz? Başka da yapacak bir şey yok zaten. İşte en sıkıntılı bölüm. Bu sallanma şeyleri beni zorluyor ama bakalım yapabilecek miyim? Bir de zincirden sallanmıyor ki zincir. Küçük adam herhalde sallanmayacağız burada ya. İnelim aşağı yürü. Yok yok, sallanmayız herhalde. Bunu aldık, ne oldu? Ha, kardeşimle çıkacağım. Her seferinde böyle kardeş alırken animasyon izlemek biraz sıkabilir ama animasyon olmasa da daha saçma bir durum olurmuş. Yani birdenbire tepemize çıkması kardeşin daha saçma olurdu ama dediğim gibi yine de her seferinde bakalım nasıl olacak. Karanlıktan korkuyor sanırım bizim kardeş. O yüzden hep aydınlığa bırakacağız. Sanırım, emin değilim. Ama bu kadar aydınlık durumu olduğuna göre öyle bir durum var. Hoppa. Güzel. Şekil oldu. Da niye? Herhalde ha anladım. Kardeşi alıp oraya koyacağız. Sonra onu çekeceğiz. Şu tutamaç yerini görünce öyle bir tahminde bulundum.
Doğrudur herhalde de. Koskoca şeyi nasıl çekiyoruz acaba biz? Ha, çekemiyoruz. Ne yapacağız? İttirecek miyiz? Bunu da yapamıyoruz. O zaman bir şey alıp buraya geleceğiz demektir herhalde. Oba. Bunu nasıl yapacağız? Hı. Mantıklı. Da yine mi çıkamayız? Yukarı çıkalım. En yukarıya bir şey buluruz herhalde. Evet. Evet bulduk. Bunu ittireceğiz. Büyük ihtimal. Evet itiliyor. Bak kardeş gitti orada. Hiçbir şey de olmadı herife ya. Şansın şeye bak. Kıpırdamadı bile adam yerinde. İnsan bir korkar, bir ürker, bir şey yapar. Biz buradan çıkamayacağız. Ne oluyor? Takıldı. Aha takıldı valla. Güzeldi. Niye öyle bir şey oldu ben de bilmiyorum. Battal Gazi gibiyim maşallah. Yok buradan aşağı inersek çıkış yok galiba orada. Evet yokmuş. O löpşük diye atladık aşağı. Şalteri aç kapa. Açalım kapayalım. Şu şalter. Tahmin ettiğim şey herhalde evet. Bu arkadaş buraya çekeceğiz. Üstüne çıkıp yardıracağız. Abi olmak zor iş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Her şeyi Allah. Heh. Her şeyi biz yapıyoruz. Kardeşimiz tepemize çıkmış. Biz hala onu bir yerlere götürme çabasındayız. Abiniz varsa şey yapın. Gidin bir öpün. Ne bileyim. Seni seviyorum abicim diyeyim. Bir şey yapın yani. Anneler günü var, babalar günü var. Abiler, ablalar günü yok. Diyeceğim de ablam bu videoyu izlerse kesin sen niye yapmıyorsun der. O yüzden susuyorum burada direkt. Öf çatılara çıktık. Yeha! O zıpladı. Refleksel olarak zıpladım. Herhalde aşağı düşmeyecektik. Buradan buraya mı buraya mı? Buraya değinmiş demek ki. Ve öldüğümüzde de ne olduğunu öğrenmiş olduk. Herhalde en baştan başlamaz. Değil mi? Şu an heyecanlı bir bekleyiş içindeyim. Güzel güzel tamam. Checkpoint varmış. Hani en baştan başlasaydı bayağı sıkıntı olurdu. İttiremiyoruz, çekemiyoruz. Bunu da yapamıyoruz. O kadar geldiğimiz yolu geri gidiyoruz şu anda. Bir şalter daha. Şalteri açınca şu alttaki sistem herhalde ilerleyecek. E sonra nereye varacak ki? Bakmadım sonuna da. Bunlar kesilmeli. Yok kesilmiyorlardı. En sonunda büyük ihtimal kesme vardır o zaman. Bu sistem boşuna çalışmıyordur. Şöyle bir şey fark ettim. Bakın arkadaşlar odunlar sistemden biraz daha hızlı ilerliyor. Çok çok hafif ama. Odun en başta beyazdaydı. Yani daha açık olan bölümdeydi. Şu anda koyu bölümde. İşte böyle dikkatli olmak gerekiyor. Da nereye atladık? Öldük. Dizimde parçalarımız kaldı. Ne yapacağız peki? Ha, kütüğün üstüne çıkıp bir yere atlayacağız herhalde. Bırakıyordum kardeşim ya neredeyse. Dikkat ederseniz beyazda başlıyor. Hatta beyazın başlangıcındaydı. Bitene kadar siyah falan geliyordu demin. Geldi demin. Yani şu an olur mu olmaz mı bilmiyorum da.
Evet, beyazın ortalarına geldi, hatta sonuna geldi. Yani kütük biraz daha hızlı ilerliyor alttaki platformdan. Da biz ne yapacağız? Kütüğü mütüğü boş ver de. Oraya atlayamayız. Ha, buldum. Hayır! Çok geç atladım diyecektim. İyi zamanlamayla atladım. Tamam. Aha. Lambaya atlayacakmışız. Oo. Ama yani nerelerden atladık, ölmedik de oradan mı öldük? Neyse artık. Sefer küçükle müçükle zaman kaybetmeden hemen yardıralım. Ne yapacağımızı da öğrendik. Bekleyeceğiz bu küçüğü. Kaçacak bir şey yok. Sonuna doğru gidelim. Biz ittiremiyor muyuz ya? Daha hızlı gitsin. Hayır. Kendi kaydı. Ben bir şey yapmadım. Kulaklığı çıkarttım ama bu arada oyunun müzikleri çok güzel. Hani gayet hoş müzikleri var menüde falan. Sesler de bana yani hani geçer geldi, iyi geldi. Şimşekler, mimşekler böyle. Ama oyunun sistematiği sanki biraz yavaş gibi yani. Mesela burada 10 saat beklememiz gerekiyor. Ne bileyim, kardeşi alıp bırakırken animasyonlar, sürekli bekleme durumu var. Ya tabii ki gerekiyor ama yine de beklemek insanı sıkabiliyor. Bu sefer oldu. Mesela burada inmek, bir kayma sistemi falan olsa hoş olabilirmiş. En azından beklemezdik falan. Buraya bırakacağız herhalde, bunun ışık olduğuna göre. Korkma la, geleceğim şimdi. Aha. Şimdi alalım geri. Umarım yukarıda bir şey yoktur. Tekrar buraya dönüp bırakmak zorunda kalmayız. Çok da rahat ya tepemizde. Öyle duruyor, geziyor, ediyor. Evet. Güzel. İçinden geçebiliyor muyuz bunu? İçi doluymuş demek ki, geçemiyoruz. Evet, başarılı bir zıplayış daha. Usain Bolt koşuyor. Usain Bolt. Kendi hızı yetmedi. Sırtına başka birini alıp koşuyor. Aha, ağaç. Devrildi zaten. Devireceğiz diyordum. Otomatik devrildi. Yine takıldı bir an oyun ama düzeldi hemen. Uhu, kaç 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 kaç. Tam biraz şeyi iz... Aa, ölüyor muyuz orada? Ne oldu? Ha. Tam biraz manzarayı izleyeyim. Bak ne güzel dönüyor falan diyecektim. Löpşük diye üzerimize geldi. Ne oluyor? Çıkamadım. Yanıyordu demin mesela arkadaşlar. Yağmura çıkartınca söndü falan. Gayet hoş bir ayrıntı olmuş. Tüm batması gibi. Arkada yine Monarch Drama resimlerini görüyoruz. M işaretli. Arkaya gidebilir miyim acaba diye yukarıya bastım ama yok öyle bir dünya. Bu ne, benzinlik mi burası? Ha, benzinlik harbiden. Zıplasak falan olmuyor. Şimdi atlayacağız. Evet, bir şalter indirme yeri daha. Kontrolden elinizi bırakırsanız otomatik... Aha, ne oluyor? Patlayacak. Aha, ölüyoruz. Öldük mü? Ya ben o sırada kulaklığımı takıyordum. Sayılmaz bu. Sistemi de hiç zorlamıyor oyun. Bu da çok güzel. Hani özellikle Watch Dogs oynadıktan sonra bu oyun çok hani sistem şeyi olarak güzel geldi.
Kaç 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 kaç. Ya da karşıya mı zıplayacak acaba? Ha, yine olmadı. Karşıya da zıplayamayız. Oraya da gidiyor. Ne yapacağız peki burada? Tabana kuvvet koşacak mıyız? Hani böyle dünyanın sonu gelen filmlerde arkadaşlar, arkadan ne bileyim yer kalkar, tsunami gelir, millet koşarak kaçar ya. Onun gibi bir moda gireceğiz herhalde. Hoş oldum Sefa. Hoş korkanını sağlamaz. Yine öldük. Ne yapacağız ya? Aşağı onu atlayıp sola mı kayacağız hemen? Yok, hemen açılıyor. Onu da yapamayız. Sola değil sağa kayacağız demek istedim. Şimdi. Buna hiç elleşmeyip tepesine atlayıp he bunu çekeceğiz. Çok mantıklıymış. Bu tarafa mı çekeyim? Üstünde ne oluyor? Yanıyor muyuz acaba? Yanıyormuşuz. Arka arkaya ölümler. Evet, bir dahaki ölüşümde videoyu sonlandırayım. Son bir ölüm daha hakkım olsun. Aslında videoyu Allah gidiyorduk valla. Aslında videoyu şey yapabiliriz. Hani her videoda belirli bir ölme hakkı. 5 kere, 10 kere, 7 kere, bilmem kaç kere. Güzel. Ama şimdi ne yapacağız? Bunu aşağı mı atacağız? Aşağısı yok. Üstüne de atlayamayız. Anladım. Bir ölüm daha hakkı istiyorum şu an arkadaşlar. Çok da zekice bir şeymiş. Demin size bahsettiğim sistemi burada görev ya da oyunun devamı için kullanmış yapımcılar. Gayet de mantıklı ve güzel olmuş. Son ölüm hakkım arkadaşlar. Kaç böyle giderse ne oluyor? Birkaç ölüm daha gideri var da olsun. Şu arkadaşı çekiyoruz ve yağmur yüzünden ateşinin sönmesini sağlıyoruz. Ateş olmadığında da üstüne atlayabileceğiz. Çok güzel, çok mantıklı bir şekilde yapılmış. Her yerde M harfini görebiliyoruz zaten oyunda. Güzel. Bunu aşağı mı atacağız? Aşağı atacakmışız. Üstüne çıkıp sonra şeye gideceğiz. Sağa gideceğiz herhalde. Yani tek olayı ateşi olması mıydı? O yüzden mi patlattı bizi deminden beri? Yok, bence bunu burada bırakacağız gibime geliyor ışık olduğuna göre ama. Korka korka ittiriyorum. Gitti. Ha, bir halt olmadı valla. Bunu burada bıraksak mı? Bırakmayalım ya. Hoppa. Bırakmak gerekiyormuş. Yok yok, bir ölüm hakkı daha arkadaşlar. Burayı geçmek lazım. Yaklaşık hani 20 ile 30 dakika arası düşünüyorum her videoyu. Çünkü çok uzun bir oyun değil. Yani yine bir 3-4 saati var. Hatta böyle giderse çok daha fazla sürer ama böyle sürekli ölürsek. Neyse, o yüzden videoları süre olarak çok uzun tutmayı düşünmüyorum. 20-30 dakika arası ideal geldi bana. Sen kal burada. Tek başımıza herhalde taşır. Taşıdı vallahi. Bir kardeş o kadar mı etkiledi yani? Bu ne işe yarayacak peki? Aa, çok güzel. Çok mantıklı. Komple asansör olmuş. Ben diyorum ne yap, ne olacak ki? Nasıl geçeceğiz bir soruya diyordum. Asansör olmuş. Kardeşimi nasıl alacağım? Aşağı atlayamam. Şunu aşağı çekip hemen o da olmaz. Kardeşim! Kaldı orada. Kardeş lazım. Kardeşi bizim şuraya falan bırakmamız lazım gibi ama oraya da bırakamam. Korkar. Deneyelim. Bırakılmıyor. İnmiyor tepemize. Bunu oraya bıraksak, yukarı çıktık. Bunu geri alamayız. Ne olacak? Bir bırakalım bakalım şöyle. Şu yukarı geri kaldırılabiliyor mu? Ne işe yarıyor? Kapatıyor mu kapağı? Kapatsa ne yapar?
Hiç de bir işe yaramaz gibi ama. Tekrar bir deneyelim. Bu yavaştan aşağı çöküyor ha. Şimdi bunu çeksek. Kardeş cazımı yine orada bırakıyorum mu? Benim yukarı çıkabilmem lazım. Acaba hızlı bir şey mi yapacağız burada? Aşağı düşerim ben kesin de. Ah, olmadı. Herhalde böyle yapacağız. Çünkü başka bir çıkar yol aklıma gelmiyor şu anda. Ah, olmadı. Bir daha söyle. Evet, çok mantıklı. Yani çok mantıklı değil de güzel. Zor ama güzel. Zamanlamayla alakalı bir puzzle yapılmış burada da. Bu arkadaşı buraya bırakabiliriz. Bırakırsak da atlayamayız. Bence aşağı inelim biz. Omuz attık şeye, kutuya. Bütün zorlukları omuzluyoruz. Aa, çok iyi olmuş o kutunun dönmesi falan. Allah, ne oluyoruz? Ne oluyor be? Sen kimsin? Korktum ya. Burada da çocuklar var. O amca kötü bir amca demek ki. Çok iyi. Yine hıza bağlı. Allah geliyor. Aha, amca geliyor. Olmadı. Kaçamayız ki buradan. Gelir o. Döverim. Döverim. Amca döverim. Dövemezmişim. Çok sağlam. Evet. Burayı keselim bence. Burada bitirelim. Yani burayı keselim derken burada bitirelim videomuzu. Monokrama oynuyorum. Tam çözüm. İsimle ne dersek artık. İlk bölümü burada sona erdi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İkinci bölümle tekrar görüşeceğiz. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Hoşça kalın.